Felakete kimilerine göre ağır tabloya, kimilerine göre net bir şekilde buhrana, hepimizin yaşadığı bu sorunlar bütününe. İslam bir izahat getirmek ya da o temele dayandırılarak getirilmeye çalışılan bir izahat ya da bir neden-sonuç ilişkisi. AKP tabanında ya da muhafazakar tabanında nasıl resmetmek isterseniz. Bir etkisi oluyor mu, yoksa vatandaş onu duyduktan sonra gittiği pazarda gördüğü fotoğraf hayatına daha çok etki ettiği için kalıcı olan o mudur? Şimdi önce bir ifadeyi düzeltmekte buyurun, fayda var. Yani aç insan önce değerlerini yer. Bu çok temel bir ilkedir. Aç insan önce değerlerini yer. Yani bu boyutuyla önce görmek lazım. Tabii ben bir ilahiyat fakültesinde uzun süre öğretim üyeliği yapmış ilahiyatçı birisiyim. Tam da bu yüzden sormak istedim. Tabii yani şöyle çok net olarak faiz Kur'an'da yasaklanmıştır. Hadis-i şerifte ifade edilmiştir veda hutbesinde. Yani ama ekonominin kendi içerisinde o İslam sistemi içerisinde bir bütündür. Yani az faiz çok faiz diye bir değerlendirme yok. Önce bunu bir ifade etmek lazım. Yani %14 olursa tamam bundan bu kadarına bir şey yok. Yok 18 olursa şöyle yok öyle bir dünya. Yani İslam'ın şeyi bu. İki, sen laik bir sistem içerisinde kalkıp İslam adına bir kısım değerleri konuşursun. Konuşursun, belli bir tabanı da bu noktada belki konsilde edersin ama daha ötesinde de bir şey olmaz. Önce onu söyleyeyim. Ama ben arkadaşların söylediklerini teyit eden bir şey söyleyeyim. Buyurun. Geçmişte de sosyal medyada çok yer aldı. Bizim birkaç yıl önce yapmış olduğumuz bir araştırma var ve çok değerlidir bu anlamda. Yani oradan sadece bir bölümü ifade etmek buyurun isterim. Mak danışmanlık din araştırması diye yazılırsa pek çok ülkede kendi diline tercüme etti. Yani akademik anlamda da ciddi bir karşılık buldu o araştırma. Ama ben burada çok önemli bir ayrıntı anlatacağım. Rahmetli Özal 1980'li yıllarda Türkiye'ye ilk kamuoyu araştırma firmalarını getiren ve Türkiye'de bugünkü modern anlamda kamuoyu araştırmalarıyla bizim tanışmamızı sağlayan siyasi lider. İşte Özal'ın getirdiği Amerika'daki büyük firmalardan bir tanesi Türkiye'de bir dizi araştırmalar yapmış. Sadece siyasi değil, sosyal konularda araştırmalar yapmış. İşte o araştırmalardan bir tanesinde şöyle bir soru var. Soru da diyor ki evinizde karı koca oturuyorken, yani aile olarak evinizde oturuyorken gelen ani bir haber üzerine evinizden gitmek durumunda kalsanız acil bir konuda, daha önce sizinle de bir programda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çocuğunuzu aşağıdaki komşularınızdan hangisine emanet edersiniz diye sorulmuş. 84. 84 yılında sorulmuş bu Türkiye'de. Soran yabancı bir firma. Bakın tekrar söylüyorum. 10 tane de komşu mesleği yazılmış. Bunun içerisinde işte doktor var, mühendis var, işçi var, polis var. Yani din görevlisi de var. İmam, müezzin gibi din görevlisi de var. O zaman yapılan bu araştırmanın sonucunda, bu yabancı firmanın yaptığı araştırmanın sonucunda 10 meslek içerisinde din görevlisi 84-85 yıllarında %56'lık bir oranla din görevlisine büyük bir teveccüh olduğu anlaşılıyor. Diğerleri de geri kalanları paylaşıyor. Yıl 1984. Yani, 84 de yine Türkiye'de. Yani bizim insanımız sonuçta. Tabii. Yani fotoğraf bu. Şimdi aynı soruyu inanın hiçbir şeyine yani noktasına virgülüne dokunmaksızın biz uyguladık. Yani biz Özal döneminde yapılan ve daha sonra da zaman zaman yapılan başka araştırmalardaki ilginç soruları alıyoruz. Farklı araştırmalarımızda kullanıp Türkiye'deki büyük değişim ya da değişim var mı görmeye çalışıyoruz. Farklı konularda olabiliyor bunlar. Bu soruyu da sorduk. Ve biz sadece bir şey değiştirdik orada. Soru aynı. Cevaplara iki yeni şık ekledik. Çünkü yeni meslekler doğdu. İşte bilgisayarcı gibi ya da işte sosyal medya falan gibi bir şey ekledik. İki tane yeni meslek ekledik. Ama 10 tanesi aynı. Hiçbir şey değiştirmedik yani. Hı hı. Bakın ilk 10'da din görevlisi yok. İlk 10'da yok. Evet. Maalesef. Ne demek istediğimi anladınız mı siz? Yani nasıl bir dejenerasyona sonuç itibariyle toplumsal olarak ulaştık? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Özet bir şey söyledim. Bu bir. İki, bakın birilerinin Türkiye'de dini değerleri istismar etmesi karşı bir istismar hakkını da bize vermez. Yani biz de kalkıp Türkiye'de yani birileri bu dini böyle
Din için sadece söylemiyorum bu arada, milliyetçilik için ve Atatürk için de aynı şeyi söylüyorum. Birileri bu kavramları bir şekilde istismar ediyorsa biz o istismar edenlerle bir mücadele içerisinde olmalıyız. Mesela İslam'la ya da İslam'ın bir değeriyle mücadele içerisinde olmamalıyız. Bu anlamda yani burada kimse böyle bir şey yapıyor diye söylemiyorum. Bir izah getirmeye çalışıyorum bir ilahiyatçı hassasiyeti içerisinde. Çünkü bakın şundan dolayı bu değerlere vatandaş doğal olarak sokaktaki insanımız, bizim insanımız yani kendisinin inanç değerlerine değer yüklüyor. Yani doğal olarak yüklüyor. Bizim insanımızın hepsi Müslüman. Yani hepsi Müslüman ifadesini kullanırken Müslüman olmayan gayrimüslimlere bir itham için söylemiyorum. Yani büyük bir çoğunlukla kendisini Müslüman olarak ifade ediyor. Dolayısıyla o insanların değerlerini hafife almamak lazım. Ama çok net bir şey söyleyeyim. Bana geçenlerde bir siyasetçi bir mezhepsel soru sordu ve şöyle dedi. İşte falan mezhepten bir siyasetçi günümüzde şu makama aday olsa dedi, nasıl bir sonuç olur? Yani bu vatandaşın tercihinde bir değişikliğe neden olur mu dedi. Ona söylediğim ifadeyi burada bir söylemek isterim. Vallahi bizim insanımız şu anda neyi arıyor biliyor musunuz? Bir, onun ekonomisini doğru dürüst yönetecek siyasetçi arıyor. Yolsuzluğa müsaade etmeyecek, hırsızlığa müsaade etmeyecek, adaleti önceleyen, toplumun değerleriyle kavga etmeyen, toplumu barıştıran, toplumu kucaklayan, toplumun her kesimine yaklaşım noktasını ortaya koyarken sevmiyorsa bile saygı duymasını bilen siyasetçi istiyor vatandaş. Evet. Yani vatandaş şunu istemiyor artık. Sen bir kavramla gel, bir beceri ortaya koyma, sonra o kavram üzerinden benim bütün hayatımı alabora et. Yok yani böyle bir şey. Peki. Burada bir ayrıntı çok zaman almamak buyurun açısından hemen sadece söyleyeyim Can Bey. Şimdi şu çok soruluyor bize. Deniliyor ki ya tamam da neden hala iktidar işte böyle falan yani belli bir oy oranında. Bakın bizim seçmenimiz zannedildiği kadar sabahleyin kalkıp akşama düşüncesini değiştirmez. Herkesin şu sorguyu da sorması lazım. Bakın bir süre eleştirel dil kullandım ama devamında söyleyeyim. Ya ben şimdi Diyarbakır'da indim uçaktan ve Batman'a kadar geldim. Bütün yol çok güzel, harika yollar var. Yani bir taraftan da bu altyapı adına pek çok şey yapılmış. Bunu benim değerlendirmem önemli değil. Bölge insanı bu mukayeseyi yapıyor. Kıstas yapıyor. Tamam yani işte efendim şu olmuş bu olmuş. Yani vatandaş bir taraftan bir vicdan hareketi ortaya koyuyor. Burada olması gereken konu şu. Muhalefet vatandaşın karşısına geçecek. İktidardan daha iyi bu işleri yapacağını, daha devletin kaynaklarını, imkanlarını daha iyi kullanacağını, israf etmeyeceğini, dürüstçe davranacağını, adil davranacağını, sadece 3-5 müteahhit değil, toplumun bütün iş yapan insanların işin içine katacağına toplumu inandıracak. Eğer böyle yaparsa, hani o da söylendiği için söylüyorum, buradaki düşme hızı kesinlikle gittikçe artar. Ufukta seçim görüldüğünde kimdi söyleyen dikkatimden kaçtı ama yani göreceksiniz ufukta seçim görüldüğünde ciddi anlamda milletvekilleri noktasında da kendisini başka yere atmaya çalışan bir sürü vekili göreceğiz. En azından yapmış olduğum görüşmelerde bu kanaate sahip oluyorum. Peki. Sayın Taş ve Sayın Kakışım'a döneceğim birazdan ama Sayın Atabay şunu sormak istiyorum. Şimdi ekonomide çözüm umudu dedi Sayın Kulat. Vatandaş bunu bekliyor dedi. Ekonominin çözüm umudu nedir? Ne yapılırsa vatandaş refaha çıkar. Sistemi işin içine katabilirsiniz. Hukuk, temel anahtar nedir bu noktada? CHP liderinin önerilerini, Sol Parti'nin önerilerini, İyi Parti'nin mitingleri. Hepsini bir sepete attığımızda vatandaşın talebi önce tencere elbette. Daha ne olacak? Yani karakışı nasıl atlatacağını düşünüyor bugünden. Karakış geçince de ya normale döner miyiz? Yeniden mi kapanırız? Bir yardım yok. Krediyi krediyle çevirmek nereye kadar ki o bile artık aşıldı. İcralık olanların dosyaların oranlarını biliyoruz, görüyoruz. İnanılmaz bir yere gidiyoruz. Ekonominin umudu nedir? Nasıl bir umuttur? Vatandaşın dikkatini çekecek ekonomi portföyünü ortaya koymak mı gerekir? Sizin gözleminiz nedir bu konuda? Vatandaşın dikkati nasıl çekilir yani? Şimdi bugün Metropol'ün ilginç bir anketi yayınlandı. Dikkatinizi çekmiştir. Halkın evet. Büyük çoğunluğu artık ekonomiyle ilgili çözüm üretebileceğine inanmıyor. Fakat
önemli bir kısmı da muhalefetin de bunu yapabileceğine inanmıyor. Doğru. Dolayısıyla insanlar bu aşamada arafta kalmış durumda. Ama şöyle bir gerçek var. Bizim yaşadığımız ekonomik kriz 2016'larda